Anladım. Ben takip edeyim olur mu arkadaşım? Rica ediyorum. Çünkü bakanın durumu kötü. Daha önce aramışsınız. Ambulans istemişsiniz. Aynı konu için mi arıyorsunuz Menemen Canlı Çevir Mahallesi? Aktarıyorum. Gelen çağrıda market alışverişinde böcek çıkmış aldığı üründe. Onun şikayetini yapıyor. Aslında buraya aramaması gerekiyor. Tüketici haklarını araması gerekiyor. 2023 yılı İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi olarak yaklaşık 5.258.000 çağrımız var. 7 gün 24 saat, 365 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Bir, alo demek kadar yakınlarındayız. 1-1-2. Çevirdikleri an 112 çıkıyor. Asılsız ihbarlarının tespiti, özellikle bizi asılsız defalarca arayan kişiler konusunda çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız birden fazla aynı kişilerin aramasında tutanaklar tutuyorlar. Bu çağrı kaydı kaç arama yapmış son bir ay içinde, bunların hepsini çıkarıyor. Resmin yazıyla bilgiler isteniyor. Bütün hepsi mevzuat dahilinde gerçekleşen ve mevzuat dahilinde bu bilgiler alındıktan sonra yine mevzuat dahilinde kanuna binaen cezai yaptırım uygulanıyor. Son bir senede 36 kişiye cezai yaptırım uygulandı bu konuda. Asılsız ihbar oranımız düşmekte. Geçtiğimiz yıl toplamda tüm anonsta kapanan %68 iken, anonsta kapanan ve asılsız çağrılar toplamı bu sene %64'e düştü. Biz bu konuda tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Tüm ilkokullara hem kendimiz ziyaretlerde bulunuyoruz, hem kendilerinin ziyaretleri oluyor. Tanıtım kapsamında çocuklara yaptığımız tanıtımların, 112 farkındalık tanıtımlarının daha etkili olduğunu düşünüyorum. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezimize 2023 yılı 11 aylık süreçte gelen toplam çağrı adedimiz 5.258.000 civarında. Bunların yaklaşık 1.880.000'i asıllı çağrı olup yaklaşık %35-36'ya tekabül ediyor. Yine bunların %41-42'si asılsız çağrı olup yaklaşık 2.170.000 civarında bir çağrı. Ve yine anonsta kapanan dediğimiz ilk 5 saniye olan çağrılarımız, ilk 5 saniye arayıp vatandaşımızın kapattığı çağrılarda yaklaşık %23 civarında olup onlar da 1.207.000 çağrı. Tüm vatandaşlarımızın acil çağrı merkezini arama konusunda hassasiyetleri çok önemli. Çünkü biz acil durumda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ama onlar işte ulaşamadıkları eczane, hastane veya banka için bizleri arayarak acil durumdaki vatandaşlarımızın da buraya ulaşması konusunda sıkıntılar yaratıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelen asılsız ihbarlar arasında peşinde yüz tanıma sistemli drone olduğunu söylüyor. Peşine taktıklarını, onu sürekli takip ettiklerini. Bu ve buna benzer ihbarlar geliyor. Kendine büyü yapıldığını, büyünün etkisiyle farklı şeyler gördüğünü. Yani kendini Mehdi sanan bile arıyor. Gerçekten acil durumu olan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihtiyacı olan vatandaşlarımız ulaşmakta dönem dönem güçlük çekmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız daha dikkatli olup asılsız ihbarlar konusunda, genelde çocuklar oluyor, çocukları bilgilendirmesi, bu şekilde ricamız bu yöndedir. Vatandaşların, yaşlıların daha çok arayıp kendi çocuklarına güvenmeyip işte maaşımı çekebilir misiniz diyerek aradıkları oluyor. Sonra hatsız numara üzerinden arayıp yaşlı, akli dengesi yerinde olmayan vatandaşlarımızın bizi orası 112 mi, işte emniyet mi, farklı birimler olarak algıladığını söylüyorlar. Ya da ailelerin arayıp çocukları için güvensizlik duyup işte okuluna gitmeyen çocukların okuluma götürür mü emniyet gibi şeyler için arıyorlar. Bu konuda duyarlı olmalarını isteriz. 112 acil durumlar haricinde aramamalarını isteriz.
112'ye asılsız ihbarlar ulaşmakta. Biz bunlarla sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bunların bir kısmında bunları çözebiliyoruz ama çözemediklerimizde ekiplerimiz boşa zaman kaybetmiş oluyor. Kolluk kuvvetleriyle birlikte vakayı aramakta güçlük çekiyorlar. Ayrıca arayan vatandaşların ihbarcının yanında olması, yanında olmamasından dolayı hastalığı tam tarifleyememesinden de biz zaman kaybı yaşamaktayız. O yüzden durumu tam bilen kişinin ihbarı yapması ve en önemlisi adres bilgilerine hakim olması bizim için çok kıymetli. Hem ekibi daha hızlı görevlendirebiliyoruz hem de görevlendirdiğimiz ekip doğru bir şekilde amacına ulaşıyor. Hızlı müdahale ediyor ve uygun merkeze taşımayı kolaylaştırıyor bu durum. Bu yüzden olay yerinden arayan kişilerin olaya tam hakim olması ve adres bilgilerini tam bilmesi bizim için çok kıymetli.